Değerli izleyenlerim, bu programımızda önce Besmele'den başlayacağız. Çünkü Fatiha suresinde de önce Besmele var. Besmele'den sonra Fatiha'ya başlangıç yapılıyor. Ve ardından başka bir programda Fatiha'nın bir kısmı, geri kalan programda diğer kısmı. Böylece Kur'an-ı Kerim'i beraberce anlamaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin bize bir fermanı. Alemlerin Rabbinden bize mesajlar manzumesi. Allahu Teala marziyatının ne olduğunu, insanlardan isteklerinin neler olduğunu kelamıyla da bildirmiş. Hazreti Adem'den itibaren peygamberler göndermiş ve o peygamberlerin ellerine ilahi fermanları sahife veya kitap şeklinde vermiş. Tevrat, Zebur, bunlar Allah'ın kelamı olduğu gibi, İncil Allah'ın kelamı olduğu gibi Kur'an-ı Kerim de alemlerin Rabbinin kelamı. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanlarla konuşuyor. Ve biz insanlara hitap ediyor. Ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenu, ey insanlar, ey iman edenler diyerek hitabıyla bizi kendine muhatap kabul ediyor. Bu düşünen bir insan için çok büyük bir lütuf. Hatta en büyük bir lütuf. Alemleri yaratan zat şu alem içinde küçücük bir varlık olan insana sesleniyor. Onu kendine muhatap yapıyor ve onu yeryüzünde imtihana tabi tutmuş ve onu sorumlu yapmış. Gönderdiği fermanla da emirlerini, yasaklarını bildirmiş. Kur'an-ı Kerim şüphesiz sadece emirler, yasaklar manzumesi değil. Kur'an-ı Kerim'de en derin hikmetler var. Alemle alakalı, diğer alemle alakalı, Allah'ı anlatan ayetler ve hayatın hemen her konusunda Kur'an-ı Kerim'de ayetler bulunmakta. İnsanın fıtratı ne gibi şeyleri istiyorsa, nelere ihtiyacı varsa bunların her birisi Kur'an-ı Kerim'de bulunmakta. Kur'an-ı Kerim bundan 14 asır önce nazil oldu. 14 asırdan bu yana Kur'an-ı Kerim üzerine yüz binlerce eser yazıldı. Ve bunların bir kısmı 60-70 cilt tefsir şeklinde, bazıları Kur'an-ı Kerim'in bazı bölümlerini anlatan tefsirler şeklinde, bazıları belki birkaç ayetinin tefsiri şeklinde, bu şekilde günümüzde de yine çalışmalar yapılmaya devam ediyor. İlahiyat fakültelerinde ders olarak tefsir dersi okutuluyor. İmam Hatip liselerinde ders olarak tefsir dersi okutuluyor. Ve insanlarımız Kur'an-ı Kerim'i bu gibi çalışmalarla anlamaya çalışıyorlar. Ülkemizde İslami yayın, dini yayınlar özellikle son belki 20-30 yıl içerisinde hayli zenginleşti, hayli arttı. Kur'an üzerine yapılan yine hayli çalışmalar var. Bunlar takdire şayan çalışmalar. Televizyonlarda Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle alakalı değişik kanallarda değişik programlar yapıldı. Bu işi belki ilk başlatan Orhan Karmış hocamız, kendisi Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir televizyon kanalında baştan sona anlattı. Her gün belki birer sayfa tarzında hatırladığım kadarıyla o şekilde anlattım. Bunlar güzel şeyler ve benim kanaatimce her bir televizyon kanalında Kur'an'ı anlatan bir program da olmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim dinlenecek kelamların en birincisi. Alemlerin Rabbinin bize hitabı. Böyle olunca bu ilahi mesajı, bu evrensel mesajı her bir insanın ve özellikle her bir Müslümanın iyi bilmesi gerekiyor. Bu konuda şöyle örnek verilir. Ben onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela çok sevdiğimiz bir zattan yabancı dille bize bir mektup gelse, diyelim Japonca bir mektup gelmiş, bakıyoruz. Böyle bir takım şekiller, herhangi bir şey anlamıyoruz. Ama ne yapar eder? Japonca bilen birini bulur. O mektupta neler olduğunu, o dostumuzun bize neleri bildirdiğini öğrenmek isteriz ve bunu yaparız. İşte alemlerin Rabbi Arapça olarak son ilahi kelamını bize Arapça olarak göndermiş. Burada tabii şuna da belki temas etmemizde fayda var. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانَ قَوْمِهِ Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik.
Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muhammedül Arabi, Araplar içinde bir peygamber, onlardan bir peygamber. Böyle olunca son ilahi mesaj Arapça olarak gönderilmiş. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak gönderilmesi onun evrensel olmasına engel değil. Çünkü artık bütün insanlık bir kitaba muhatap olacak, bir peygamberden ders alacak bir noktaya gelmiş. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'in mealleri ve Kur'an-ı Kerim'in değişik dillerde yapılan tefsirleri bu ihtiyacı karşılıyor. Bizler Türkçe olarak bugün günümüzde pek çok tefsir bulabilmekteyiz. Keza Arapça olarak yazılmış olan Fahrettin Razi gibi zatların tefsirleri, bunlar da Türkçe'ye tercüme edilmiş. Ayrıca Türkçe olarak telif edilmiş olan Hamdi Yazır gibi zatların gerçekten kıymetli tefsirleri bulunmakta. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş, biz Kur'an'a muhatap olamayız demenin, öyle bir mazerete sığınmanın bir anlamı yok. Her bir Müslüman, her bir vatandaşımız Kur'an-ı Kerim'e kendi diliyle de muhatap olabilir ve bu ilahi kelamı, bu ilahi fermanı anlayabilir. Benim tanıdığım zatlar içerisinde Arapça ilmi olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine bilen ve sohbetlerinde Kur'an-ı Kerim üzerinde gerçekten güzel açıklamalar yapabilen nice kimseler tanıyorum. Ve bunlar gerçekten çok faydalı tespitlerde bulunmuşlar. Bunları başkalarıyla paylaşıyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde rahatlıkla anlayabiliyorlar. Dolayısıyla günümüzde de her bir Müslüman kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'e kendi çapında, kendi imkanları nispetinde muhatap olabilir. Bunun için Kur'an-ı Kerim gündemimizde bulunmalı ve Kur'an-ı Kerim hayatımızın bir parçası olmalı. Her gün Kur'an-ı Kerim'le meşgul olabilmeliyiz. Bunu yapabildiğimizde Kur'an-ı Kerim'deki manalar bize tebessüm etmeye başlayacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak artık bizim için zor olmayacaktır. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen hafızlar var. Bu da çok harika bir durum. Allah'ın kelamını baştan sona ezberliyorlar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Bir zikir olarak, zikir için biz Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Öğüt alan, bundan ders alan, ibret alan yok mu? Kur'an-ı Kerim'in okuması kolaydır. Anlaması da kolaydır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de insanlara hitap etmesi اَتَّنَزُّلَاتُ الْاِلَٰهِيَّ ila ukulil beşer şeklinde ifade ediliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanların akılları seviyesinden konuşması ve bu şekilde bir tenezzülde bulunması. Bu son derece önemli. Allah-u Teala'nın insanların seviyesinden hitap etmesi insanlara rahmetinin bir gereğidir. Yoksa baştan sona şifreli olsa, anlayamayacak olsak elbette o zaman ilahi kelama muhatap olamazdık. İşte herkes karınca kaderince, ilgilendiği miktarca, kapasitesi miktarınca Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilir ve Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Biz de bu programlarımızda Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için bir takım çalışmalarımızı, araştırmalarımızı siz değerli izleyenlerimizle paylaşmaya çalışacağız. Ve bugünkü programımızda Bismillah diyerek besmele ile alakalı bazı noktaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunu ifade ederken bazı zatların şöyle duaları var. Dualarında diyorlar ki: Allahümme fehimna esraral Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetihi. Allah'ım Kur'an'ı razı olduğun şekilde bizlere fehmettir. Sevdiğin, razı olduğun şekilde bizlere fehmettir ve onun hizmetinde bizi muvaffak kıl. Biz de bu duayla söze başlayalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in sırlarına, nurlarına hepimizi mazhar eylesin ve ona göre yaşamayı da nasip eylesin. İşte Bismillah diyoruz ve besmele ile alakalı bazı açıklamalarda bulunacağım. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de ayetler içinde geçen bir bölümdür. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de ayette bu şekilde yer alıyor. Ve Hazreti Süleyman'la alakalı bir kıssa anlatılırken
Hazreti Süleyman Sebe Melikesi Belkıs'a mektup gönderiyor. Ve Sebe Melikesi Belkıs mektubu açıyor ve bunu önde gelen devlet adamlarıyla görüşüyor. Mektup üzerinde konuşuyorlar. Bunu anlatırken diyor ki mektup Süleyman'dan geliyor. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Demek ki bismillahirrahmanirrahim Hazreti Süleyman'ın da kullandığı bir ifadeydi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla mealinde. Bu şekilde demek ki önce de vardı. Acaba Kur'an-ı Kerim'in surelerinin başlarında yer alan besmele doğrudan Kur'an-ı Kerim'e dahil midir? Gelen vahye dahil midir? Bu da alimler tarafından üzerinde durulmuş, incelenmiş olan bir mesele. Ve şunu iki farklı görüş şeklinde ifade ediyorlar. İmam-ı Şafii gibi zatlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim her sure başında müstakillen nazil olmuştur. Her sure başındaki besmeleyi doğrudan Kur'an'dan bir ayet şeklinde kabul ediyorlar. Ama İmam-ı Azam gibi zatlar onlar da meseleyi değerlendirirken şu kanaatteler. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim de besmele sadece bir defa geçer. Biraz önce bahsettiğimiz yerde innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ancak sure başlarına konulması sureleri birbirinden ayırt etmek içindir. Farklı iki görüş var. O kadar problem de değil. Her halükarda, her iki durumda da besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinde besmele var diye genel bir ifade söyleriz de bunun istisnası vardır. Zaten her genel kuralın istisnası vardır diye öyle bir kuraldan da söz edilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinin başlarında besmele var. Genel bir hükümdür. Ama bunun istisnası Tevbe suresi. Tevbe suresinin başında besmele yok. Acaba niçin yok? Bu konuda yine değişik görüşler ifade edilmiş. Bunlardan birisi Tevbe suresinin savaşla alakalı olması. Savaşla ilgili ayetlerle başlıyor. Müşriklere ultimatum veriliyor. 4 ay bir süre. 4 ay süre içinde eğer teslim olmazlarsa cezalandırılacaklar. Bunları bildiren ayetle başladığından Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamak orada uygun düşmüyor. Nasıl ki kurban keserken de Bismillahirrahmanirrahim demiyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Rahman Rahim isimleri orada uygun düşmemekte. Bu açıdan bir değerlendirme var. Bir de bazı zatlar bunun bir nevi daha önceki Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğunu, o açıdan orada besmele olmadığını ifade edenler de olmuş. Her halükarda şu andaki mevcut musaflarda orada besmele bulunmamakta ve bulunmaması da son derece hikmetli ve yerinde. Bismillah dediğimizde Allah'ın adıyla demiş oluyoruz. Allah'ın adıyla. Aslında burada cümle tamamlanmıyor. Allah'ın adıyla nedir? Yani Allah'ın adıyla olan nedir? Türkçede de bunun bazı örnekleri var. Ne gibi? Mesela birine diyoruz ki güle güle. Güle güle dediğimizde güle güle git. Bu git kısmı telaffuz edilmiyor ama güle güle git anlamına gelir. Onun gibi Bismillah dediğimizde Allah'ın adıyla yani Allah'ın adıyla başlarım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Küllü emrin zî bâlin lem yübde bi besmele fehu ebter. Her kıymetli iş, kayda şayan bir iş eğer besmeleyle başlanmamışsa onun neticesi yoktur, ebterdir. Yani Allah onda bir bereket, güzel bir netice meydana getirmez. Onda bir hayır meydana getirmez. Bu açıdan Bismillah her hayrın başıdır. Bir Müslüman zaten hayırlı işler yapar ve yaptığı işlere de Bismillah diyerek başlar. Allah'ın adıyla diye başlar. Ve bu konuda şöyle örnek veriliyor. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden birisi oralarda tam bir güven olmadığından bir kabile reisinin ismini alması uygun düşer. Ta ki eşkıya geldiği zaman ben falan kabileye mensubum, falan reise mensubum dediğinde canını kurtarabilsin. Eşkıyanın şerrinden emin olabilsin. İşte dünya bizim için adeta bir çöl gibi. Bize zarar verecek çok şeyler var. Ama Bismillah dersek
Allah namına, Allah adına diyecek olursak her şey zaten Allah'ın mülkü. O zaman her şey bize musahhar olur ve her şey bize dost, yardımcı, kardeş hale gelir. Öte yandan bir insan Bismillah dediğinde, Allah'ın adıyla dediğinde boyundan büyük işler yapabilir. Ve bu konuda şöyle örnek veriliyor. Mesela bir asker, normal bir kendi gücü kuvveti var. Bir de devlete bağlılıktan meydana gelen ayrıca başka bir gücü kuvveti var. Kendi başına çok fazla bir şey yapamaz. Ama devlet namına dediğinde, görevli olarak bir işi yapmak istediğinde boyundan çok büyük işleri başarabilir. İşte bir insan da normal kendi halinde yapabileceği şeyleri düşünecek olursak son derece sınırlıdır. وَمَا تَوْفِيقُ اِلَّا بِاللّٰهِ Benim muvaffak olmam ancak Allah'ın yardımıyladır. Hazreti Şuayb böyle diyor. Bu her bir insan için de geçerlidir. Yapacağımız şeylerde Allah namına hareket ettiğimizde o zaman boyumuzdan daha büyük işleri başarabiliriz. Bismillah ifadesi sanki bir anahtar. Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerine ulaşmak için bir anahtar. O besmeleyi, o anahtarı biz kullandığımızda nice rahmet hazinelerine, nice rahmet tecellilerine mazhar olabiliyoruz, muhatap olabiliyoruz. Bunlar gerçekten önemli noktalar ve bir Müslüman günlük hayatının bütün önemli noktalarında besmele ile işe başlar. Diyelim sabah yataktan kalktı, Bismillah diyerek kalkar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalkar. Diyelim yemeğini yiyecek, besmele çekerek yemeğini yer. Ayakkabılarını giyecek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayakkabılarını giyer. Diyelim işine gidiyor, dükkanını Bismillah diyerek açar. Ve herkes bu şekilde neyle meşgulse yaptığı bütün hayırlı işlerinde besmele ile başlamış olur. Dediğim gibi bir Müslüman zaten hayırsız işle de meşgul olmaz. Hayırsız şeylerle onun işi yoktur. Burada belki biraz tebeî bir konu ama adamın biri diyelim içki içiyor. İçki içmeye besmele ile başlar mı? O zaten hayırsız bir iş. Dolayısıyla orada besmele ile başlayacak olsa Allah'ın doğrudan yasakladığı bir şeye Bismillah ile başlamak, bir nevi Allah'ın ayetleriyle istihza etmek, bir nevi hafife almak, bir nevi dalga geçmek hükmüne geçtiğinden bazı alimler küfre düştüğünü bile söylemişler. Bu da meselenin başka bir yönü. Besmele'de Cenab-ı Hakk'ın 3 tane ismini görüyoruz. Allah, Rahman, Rahim. Yani Allah, Rahman, Rahim olan İşte Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diye. Burada isim meselesi, Allah'ın ismi, Allah'ın isimleri, bunu da çok kısa ifade etmekte fayda görüyorum. Nasip olursa programların akışı içerisinde bu isimlerden daha bahsedeceğiz. Biraz daha ayrıntılara gireceğiz. Allah'ın ismi, nasıl ki bizlerin bir ismimiz var, her bir varlığa bir isim veriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın da zatının ismi Allah. Allah lafzayı celali Cenab-ı Hakk'ın zatına alemdir. Yani zatının özel ismidir deniliyor. Bu açıdan başkası için böyle bir isim söz konusu değil. Allah ismi vacibül vücut olan, alemi yaratan, devam ettiren zat-ı Zülcelal'e ait olan bir isimdir. Ve bu başka birisi için kullanılması mümkün değildir. Tasavvurda edilemez. Bir de Cenab-ı Hakk'ın başka isimleri var. Bunu ayet-i kerime şöyle ifade ediyor. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Yani en güzel isimler O'nundur, Allah'ındır. Bunlarla Allah'a dua edin. Allah'ı bunlarla çağırın. Burada işte bu isimlerden 3 tanesini görüyoruz. Allah, Rahman, Rahim. Bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın ismi. İşte biz Allah-u Teala'yı bu isimleriyle tanıyoruz ve bu isimleriyle marifet şualarına mazhar oluyoruz. Yoksa doğrudan doğruya sadece Allah demekle Cenab-ı Hakk'ı o kadar yakından bilemeyiz. Ama o Rahman'dır, o Rahim'dir, o Kerim'dir. Bu gibi isimlerini bildiğimizde Allah'ı daha yakından tanımış oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır.
Kim bu isimleri sayarsa cennete girer buyuruyor. Yani Allah'ı isimleriyle bilmek ayrı bir mazhariyettir. Bu şekilde insan Rabbini daha iyi tanımış olur. Yoksa sadece Allah demekle bir insan Allah'ın marifetine ulaşamaz. Peki bu isimlerden ne anlayacağız? Belki Türkçe'de doğrudan isim denildiğinde çok anlaşılmıyor. Bundan dolayı ben açıklamakta fayda görüyorum. İsim derken daha çok ünvan. Mesela bir zatın, zatının birliğiyle beraber çok ünvanları olabilir. Diyelim bu zat marangozdur. O yönden kendisine marangoz denilir. Aynı zamanda hattattır. Çok güzel yazılar yazar. Hattat denilir. Çok güzel yemekler yapabilir. Bu noktadan aşçı denilir. Aynı zamanda çok güzel konuşabilir. Hatip denilir. Aynı kişinin çok farklı ünvanları olabiliyor. Temsilde hata olmasın. Cenab-ı Hakk'ın isimleri dediğimizde de Cenab-ı Hakk'ın kemalatının ünvanı olan isimler bu hatıra gelmeli. Yani o Allah yaratandır. O Allah yarattığına rızık verendir. O Allah sonsuz cömerttir. O Allah her şeyi bilendir. Bu şekilde biz Allah-u Teala'yı isimleriyle, ünvanlarıyla daha yakından tanımış oluyoruz. Besmele'de Rahman ve Rahim isimleri var. Rahman derken bu da Cenab-ı Hakk'ın zatı için kullanılan isimlerdendir. Bir başkası için doğrudan Rahman ismi uygun değildir. Ancak Abdurrahman olur, Fazlurrahman olur. Bu şekilde izafetle kullanılabilir ama doğrudan birisine Rahman ismi verilemez. Bir de mesela Rahim ismi, insanlara da Rahim ismi verilebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri insanlar için de düşünülebilir. Yani lafızda müştereklik, mahiyette iştiraki gerektirmediğinden bazı isimler insanlar için de olabiliyor. Mesela Kerim, Cenab-ı Hak Kerim'dir yani cömerttir. İnsanlara da Kerim denilebilir ve Kerim ismi doğrudan verilebilir. Abdülkerim de diyebiliriz ama doğrudan doğruya Kerim de, Kerim ismini de kullanabiliriz. Rahim ismini kullanabiliriz. Cemil ismini kullanabiliriz. Bunlar insanlarda da bunların tecellileri olmasındandır. Yani bir insan da cömert olabilir. Bir insan merhamet sahibi olabilir. Bu açıdan bu isimleri nazara verirken tabii ki dikkat etmek gerekiyor ve ona göre vermek gerekiyor. Değerli izleyenlerim, Besmele'deki Rahman ve Rahim isimleri bunlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle alakalı ve Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan bir rahmeti var. Ve Allah-u Teala şu hadsiz mevcudatı rahmetiyle şenlendirmiş ve bu alemi rahmetiyle güzelleştirmiş. Bizlere rahmetiyle muamele ediyor ve rahmetinin hadsiz böyle tecellileri var. İşte bizler Bismillahirrahmanirrahim derken Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinelerine ulaşmak için rahmetiyle alakalı iki ismini de ifade etmiş oluyoruz ve Cenab-ı Hak'tan bu şekilde sonsuz rahmetinden talepte bulunuyoruz. Ve bizler bu programımızın bu ilkinde onun rahmetinden ve bütün isimlerinden istimdat ile bu programı faydalı kılmasını, Kur'an'ı anlaşılmasına vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Bir başka programımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.